Medyaskop'tan herkese merhaba. 18 yaşındaki Arda Küçük Yetim Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan 5 kişiye bıçakla saldırdı ve o anları canlı olarak yayınladı. Profesör Doktor Emre Erdoğan'la bu saldırının toplumsal boyutunu ve motivasyon kaynaklarını konuşacağız. Emre Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Emre Hocam şöyle başlamak istiyorum. Yani böyle bir saldırıyı öncelikle nasıl değerlendirmek gerekir? Türkiye'de bu tarz saldırılara çünkü pek rastlamıyoruz ve bu saldırıyı münferit bir saldırı olarak değerlendirmek doğru bir yaklaşım olur mu? Aslında bu Türkiye'de rastladığımız şiddet olaylarına benzeyen bir şey değil. Biz Türkiye'de bu şiddet olaylarına rastlıyoruz. Aile içi şiddetten başlayarak sokaktaki şiddete kadar gayet şiddet oranının yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu tür tırnak içinde kullanılan fazla batı, fazla Amerikan bir tarzla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu da bu soruyu sordurtuyor bize. Acaba biz de küçük Amerika mı olduk? Yani bu bizim Amerika'da gördüğümüz okul baskınlarına ya da benzeri şeylere, benzeri davranışlara benzeyen bir tavır mı? Yoksa başka yeni bir şeyden mi bahsediyoruz? Bunu başka takip edecek mi diye bir kaygı içerisindeyiz. Bunun üzerine iyi bir düşünmekte fayda var. Ama bizi bu kadar irite etmesi bence Türkiye'de şiddetin olmaması değil, bu tür bir şiddetle, bu tür bir formelleşmiş, bu tür bir ritüellerin içerisine girmiş şiddetle karşılaşmış olduğunu düşünüyorum. Emre Hocam peki hedef aldığı kitleler düşünülünce yani Kürtler, LGBT artılar, kadın hakları savunucuları, göçmenler bu hedefler neye göre oluşuyor? Bir de yani bu hedeflerin bazıları aslında iktidarın da pek haz etmediği gruplar arada bir bağlantı olabilir mi? Türkiye oldu her zaman azınlıklara karşı şiddet uygulanmıştır. Yani biz 1930'lara gidip Edirne pogromundan başlayıp işte yaklaşıyor 6-7 Eylül olaylarına gelebiliriz. Çorum var, Kahramanmaraş var. Daha yakın tarihte Suriye'ye karşı uygulanan şiddet var. Daha bundan bir iki ay önce Kayseri olayları var. Daha, yani bir Türkiye'de sokakta şiddet var. Sokakta çok kolaylıkla nefret nesnesi haline getirilen, nefret objesi haline getirilen bazı toplumlara karşı şiddet ve bu topluluklar olabiliyor. Yani işte Suriyeliler olabilir, Aleviler olabilir, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler olabilir. Ya da o tür yaftalanmış gruplara, örneğin LGBT'nin birey mensuplarına ya da başka örneklere yapılabiliyor. Türkiye'de sokakta şiddet var, buradan başlayalım. Kadın yönelik şiddet, zaten var hayvanlar yönelik şiddet, zaten var son bir aile bölük. Türkiye'de bu açıdan bir eksiğimiz yok. Burada ilgi çekici olan bir şey söz konusu failin bir manifesto yapmış yazmış olması. Burada manifestoda sıralatan liste olarak nefret objelerini sıralamış olması. Şimdi bunlar arasında bir bilişsel tutarlılık var mı? Yani hem ondan hem buradan nefret etmesi anlaşılabilir mi? Yoksa biz buna biraz daha ezber diyebileceğimiz, evet ondan da nefret ediyorum, bundan da nefret ediyorum, şundan da nefret ediyorum gibi bir liste mi? Bunu iyi bir ayırt etmek lazım. Buraya gelmeden önce, bu yayına bağlanmadan önce biraz araştırma şansım oldu. Bu konuda detaylı bir analiz yapıldığını görmedim. Çünkü hani bu başka bir ülkede olsa çocuğun bütün arkadaşlarıyla konuşulur, geçmişine bakılır, ders noktana kadar gidilir, ebeveynlerin işleri, akrabalar, öyle bir bilgiyle karşılaşmadığımız için biraz ezberi konuşuyoruz. Ama bu listenin bir kısmı kolayca kabul edilebilecek bir liste. Yani işte Türkiye'de bu saydığımız listediklerinden nefret ediyorsunuz dediğimizde insanlar ne var ki diyebilirler. Yani gündelik hayattaki şiddetler bir bıçaklamayla olmuyor. Gündelik hayatta işte yolda yürürken kafanızı çevirmeyle de bir tür şiddet ya da başka türlü dışlanma var ve bu kolaylıkla yapılır. Ama bir kısmı da fazla alafranga. Yani işte Yahudilikten bahsetmiş, kaç tane Yahudi gördü hayatında, bir Yahudi gördüğünü konuştu o Yahudi imgesine ya da işte bugün avukatı bir açıklama yapmış. İdeolojisi Nazizm mi? Yani Nazizm'den ne anlıyor? Nazizmin ne olduğunu biliyor mu gibi bütün bunlarda biraz fanteziye kaçan bir şeyden bahsediyoruz ki kullandığı diğer sembollerde vesaire de o ikisini yapıyor. Sanki böyle bir nefret eylemi için herhangi bir liste yaparken içeriye
60 durumda. Buradan kastettiğim şu açıkçası. İktidarların nefret objesi olarak gösterdiği insanlar ve topluluklar var. Her zaman olur. İktidarların iktidar sürme biçimi budur zaten. Özellikle popülist iktidarlar bir öteki yaratırlar ve öteki üzerinden yapabilirler ve ötekili koku herkesi bulabilir. Ve buna karşı da şiddet hareketleri de olur. O şiddet sistematik olarak yapılır. Örgütlenebilir. Türkiye tarihi bunlar da doğru. Bu onlardan biri mi? Bence değil. Benim edindiğim bir zevk, tamamen izlenim olduğunu söylüyorum. Dediğim gibi bilgiye erişmek çok zor. Sıralı tam liste yapılmış. Oraya herkes atılmış. Onlar mı nefret edeyim? Bundan da nefret edeyim. Herkesten nefret ediyorum zaten değil. O sıralı tam liste üzerinden alı frangalık boyutu biraz fazla olan bir manifesto olarak yorumladım bunu. Öyle bir hani iktidarın ürettiği, iktidarın egemen söylemenin bir alt türevi olarak görmek bana biraz kolaycılık geliyor. Ortada resim biraz daha karmaşık ve üzerinde düşünmeye değer. Hocam şunu da merak ediyorum. Aslında böyle işte Yahudilik, Kürtler, LGBT artılar, feministler bunlar sadece iktidar değil de yani toplumda da böyle çok rahat herhalde birini çevirsek bu gruplardan nefret edecek pek çok kişiye rastlayabiliriz. Yani orada da sanki böyle toplumun ortak nefret ettiği gruplarla da bir ortaklık var gibi. Siz ne dersiniz? İşte Türkiye'de çok uzun zamandır ötekinin bir listesi var. Makbul ötekilik. Makbul ötekilikten kasıt bu. Bunu sevmiyorum. Bunun yemeğini yemem. Buna selam vermem. Bunun katli vaciptir dediğiniz zaman ayıp denemeyen insanlar listesi var. Saydığınız listede birinci sırada LGBT bireyler geliyor. Kürtler ikinci sırada kolaylıkla zikredilebiliyor. Aleviler. Biraz daha listeyi genişletirsek son dönemde dahil oldu. Herkes ötekisi olan Suriyeliler, Araplar. Bunda bu listeyi genişletebiliyorsunuz. Nefret listesi olarak bunları söylediğiniz zaman da kimse size ayıptır demiyor. Çünkü Türkiye'de bunları, Yahudileri ekleyelim, Ermenileri, diğer azınlıkları ekleyelim. Ki bunlar evet ya bunları sevmek normaldir diye siyasal kültürü sağ tarafı olan ürettiği bir şey var. Bunu kabul ederek yapazlar. Türk geleceği egemen siyasal kültür birilerini sevmemek üzerine ve katlanmamak üzerine kurulmuş durumda. Bunun da bir örneklerini çok fazla gördük. Bu da esas mesele tartışmaları nasıl bitire biraz bakmakta fayda var. Hani herkes bir sorumlu arıyor. Baktığımız zaman buna mutlaka değineceğimiz bir dijital dünyaya sorumlu aktörler var. Onları bir kere yapıyorum ama mesela burada Zafer Partisi'ni sorumlu olarak görenler de var. Zafer Partisi'nin nefretleri olduğunu söyleyenler var. İktidar Partisi nefretlerinin uzun olduğunu söyleyenler var. Bunları ne olduğunu çok iyi bilmediğimiz varlığıyla tartışılır. Bir takım sanal organizasyonlar bu Yunanistan'daki Altın Şafak benzeri bir takım aşırı milliyetçi, ırkçı örgütlerle ilişkilendirenler var. Herkes bir sorumlu aramaya çalışıyor. Ama buradaki ben genel izlenimi söyleyeyim. Alafrangalık boyutu yok sayılmayacak boyutta. Oradaki hani TÜİ Zafer Partisi'nin etkilendi sokağa çıktı ya da şuradaki internet görüntülenmeden etkilendi sokağa çıktı dan ziyade bir rastlanık içinde kullanacak özenerek yapılan bir davranış gibi geliyor. Bu iki sayılmakta fayda var. Çünkü biz ötekisinden yeterince bulabiliyoruz. Yani Türkiye'de kolaylıkla işte 1994 yılındaki gazi olaylarını hatırlayalım. Kolaylıkla bu tür fay hatları tetiklenebiliyor. Daha yakın dönemde yaşananları çok fazla anımız var, olmuş olmamız var. Türkiye'de bu tür ötekileştirmiş kişilere, insan dışlaştırmış kişilere karşı şiddetin makbul görüldüğü çok zamanlar oldu. İktidar tarafından desteklenen ve değişik edildiği dönemler oldu. 6-7 Eylül olayları örneklenen bir tanesi. Bunlar gibi olay değil bu. Biraz daha işte ilk sorunuzda belki ilişkili orada müferit ve oldukça alafranga bir davranıştan bahsediyoruz. Hocam peki bu yani toplumda örnek teşkil edebilir bir saldırı mı? Çünkü hani şiddetin her zaman bulaşıcı bir yanı olduğundan da bahsediliyor. Tabii ki edebilir. Çünkü çocuğun yazdığı, çocuk diyeceğim, yaşı çocuk çünkü. Zanlı'nın, failin yazdığı manifestonun bir tarafında editim yapılır belki diyor. Şimdi bu başka bir tartışmaya giriyor. Öyle bir zamanla denk geldik ki ünlü olmak ünlü olmaya yetiyor.
Yani nasıl ünlü olduğunuz, ne yaparak ünlü olduğunuz önemli değil. Ünlü ol, editleriniz yapılsın. Ve bu istediğim gibi Alfranga tarafı da bu Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsa Oklahoma bombacısının aşık olan insanlar var, seri katillere aşık olan insanlar var. Bütün bu örnekleri görüyor. Bir şekilde de bu tür ünlülerde, hani kötücü ünlülerde popüler olabiliyorlar ve bu önemli bir şey. Yani gençlerden bahsedersek, yani o yaş grubunda bahsedersek, varlıklı göstermenin ötesinde ünlü olabilmek için de bir araç haline gelebilir ve bunlar bulaşıcıdır. Yani birisi yaparsa bir başkası da yapar. Yani o anda, o yaş zaten bunları çok dengeleyeceğiniz bir olay değil. Sadece öfke değil, o ün arzusu. Yani kamera ile yayın yapmak. Hani bu alışverişleriniz bir şey değil. Kamerayı yapıyorsan o zaman başka bir çizgiye girmişsinizdir. Ve bir tür popülerlik peşindesinizdir. O popülerliğin geldiğini görünce insanlar yayılabilir. Buradaki mesele işte o biraz önce bahsettiğim denge. Yani bazıları yaptığınızda o olsun deniyorsa o zaman başkaları da onları hedef seçebilir. Hani orada çay bahçesinde çay içen, can yanı duran yaşlı insanları değil de makbul, dediğim gibi yanlış kelime kullanmamaya çalışıyorum. Şimdiden ötekileştirilmiş, şimdiden insan dışılaştırılmış insanlara yönelik şiddet olaylarının sayısı artabilir müferit olarak. Çünkü bunun toplumda kabul gördüğüne dair bir algı var. Buna kimse ayıp demiyor. Esas tehlike bu ama yaygınlaşma riski çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü editi yapılması iyi bir şey bu gençler açısından. Çünkü edit kimin yapıyor? Kahramanları, o da bir tür kahraman oluyor kendince. Aslında bu saldırıdan sonra daha öncesinde de pek sık bir şekilde konuşulan bir şey vardı benzer saldırılarda. Bu saldırıdan sonra da konuşuldu yine. Bilgisayar oyunlarının bu tarz saldırılara etkisi. Ancak şöyle bir durum da var. Her toplumda yüz binlerce kişi aynı oyunları izliyor ama yüz binlerce insan benzeri saldırıları düzenlemiyor. Yani sizce arada bir ilişki var mı ya da nasıl bir ilişki var hocam? Bir takım bazı argümanlar var bu yönde. Özellikle Aile Sosyal Aile Bakanı'nın yaptığı açıklamada bilgisayar oyunlarından etkilendi gibi bir şey var. Bir takım çalışmalar var, akademik olarak yapılmış çalışmalar. Bilgisayar oyunları mutlaka şiddete yol açmıyor. Tek sebep değil. Başka faktörlerle bir araya geldiği zaman bilgisayar oyunlarının şiddete yol açma olasılığı olabilir başka faktörlerle. Şimdi bu başka faktörler neler dediğim zaman olay çok karmaşıklaşıyor. Neydi bu başka faktörler? Kişilik özellikleridir. Ya da çocuğun içerisinde bulunduğu aile ortamıdır. Ya da çocuğun içerisinde bulunduğu mahalle midir ya da yaşam. Şimdi gerçekten çok büyük bir bilgi eksikliği içerisinde yaşıyoruz. Edinebildiğim bilgi, bir alsam bir tane düzeltip, öğrencilikten üniversite öğrenciliğine geçiş yapmakta olan bir gençten bahsediyor. Yani öğrenci mi değil mi bile çok net bilemiyoruz. Nasıl bir öğrenciydi? Sınıfta nasıl olur? Arkadaşlarıyla ilişkileri nasıldı? Mahallede röportaj yapmışlar. İçine kapanık dermiş. Yani her mahallede herkes içine kapanık dermiş Türkiye. Yani bu bir bilgi değil. Öyle yazışmalarını görebildik. Oynadığı oyunlar hakkında bu işten anlayanlar yorum yapıyor. Bakıyorum oyunların bir kısmı çok bilinen oyunlar ve herkes tarafından oynanıyor. Bu bir şiddete dönüşmüyor. Ama bütün faktörler bir yere geliyor. Ülkenin içerisinde bulunduğu durumda yoksa yarayız. Yani şu anda gençlerin büyük bir kısmı depresif, mutsuzlar, gelecek kaygıları var. İki gündür sınav sonuçta açıklandı, biz başka bir şey konuşmuyoruz. Yani bütün bunlarda o da bir reaksiyon yapıyor. Ve en önemlisi gençler istedikleri yaşama kavuşamayacaklarını her geçen gün görüyorlar sosyal medyada. Şimdi düzgün bir ortamda olsak, yani her şey akıl yapan bir ortamda, bu çocuk tatile gitti mi gitmedi mi, boş zamanlarını nasıl geçirdi? Şimdi Temmuz ayındayız, okullar, Ağustos ayındayız, okullar kapanmalı 1,5 ay yakın bir zaman oldu. Bu çocuk 1,5 ay ne yaptı? Kimse bilmiyor. Bu konuda 1,5 ay, eğer düşündüğümüz gibi 1,5 ay boyunca bir herhangi bir sosyal ortama katılmadan, spor yapmadan, tatil yapmadan, arkadaşlarla görüşmeden, sokağa çıkmadan evinde oturmuşsa zaten başka bir şey. Dolayısıyla bütün faktörleri bakmamız gerekiyor. Bilgisayarda oynadı diye suç işlemez insan. Bilgisayarda o oyunu var diye.
Ama bilgisayar oyununda bazı şeyleri kolaylaştırdığı açık. Bir de bilgisayar oyunundan ne kastettiğimiz de önemli. Şimdi bilgisayar oyunları tek başına bir bilgisayar açıyordu, solitaire oynamıyor ki çocuklar. Oynadıkları şey arkadaşlarıyla beraber oynuyorlar. Orada işte bir şey diyor, çocuğunuza tabanca vermeyin. Yani her tabanca olan çocuk katil mi oluyor? Yani orada arkadaşlarıyla beraber bunu oynuyorlar çok net bir şekilde. Orası sosyal bir ortam. Ve öğreniyoruz ki işte rivayet o ki doğalı bir kişiyle o ile bir ortamdan tanışmış ve o ortamda ilişkileri geliştirmiş. Çocuklar sadece orada oyun oynamıyorlar. Şimdi belki de oyunla dijital dünyayı öğretmekte fayda var. Yani dijital dünya sadece bilgisayar oyunları değil. Bunun içerisinde TikTok'u var, YouTube'u var, Instagram'ı var, bu Twitch'ler, Steam'ler gibi ortamlar var. Çocukların hayatının bir parçası dijital. Dijital dünyada tehditler oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Yani normal şartlarda bir doğa okulu nereden alsın bir çocuk? Buna da göz atmak lazım. Evet, dijital dünyanın getirdiği çok sayıda sorun, çok sayıda fırsat yanında çok sayıda sorun var ama bütün resmi bir arada görmemiz gerekiyor. Ya biraz önce soğutun bütün sorularla beraber bu soruyu sormamız lazım. Bu çocuk bilgisayarda ne yapıyor diye. Sokağa çıkıyor mu, oyun oynuyor mu, spor yapıyor mu bilmeden daha bilgisayara çok takılıyor mu, o zaman onda potansiyel seri katil ruhu var denmez. Ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Oradan çok uzaklıyız, onu bilmiyoruz. Emre Hocam, yani şimdi siz de biraz bahsettiniz ABD ve Avrupa ülkelerindeki okul saldırıları tarzında bir saldırı gerçekleştirdi sanık. Ama bir yandan da bu sanığın yayınladığı iddia edilen manifestoda da şeyi görüyoruz. Yani ırkçı bir yerden de yani bir motivasyon kaynağı var gibi. Ve bir çay bahçesi, yani bir camideki çay bahçesinde yapılıyor bu saldırı. Bütün bunları düşününce yani ABD ve Avrupa'daki saldırılara benzerlik, yani bir benzerlik var mı? Siz bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Aynı alafranga, yani bu kamera takması, Nazi hamleme benzer bir hamle kullanması, kas takması, manifesto hazırlaması, bütün bunlar alafranga. Burada Yeni Zelanda saldırısı bayağı andırıyor anladığım kadarıyla. Norveç saldırısından bahsediyor. Norveç saldırısı biraz daha farklı, orada bir etnik grup hedeflenmemişti ama Yeni Zelanda'daki etnik grup yapmıştı. Bunun üzerine bakın, daha bir gün geçmeden seküler milliyetçinin radikal zararlı üzerine yazı yazıldı. Sanki Türkiye'de sekülerler bilenmişler de ellerini bıçağı almışlar, cami basmaya gitmişler diye yazı okudum ben buraya hazırlanırken. Burada değil resim. Bu da çocuk. Küreselleşme dediğimizin yan etkisi. Norveç'ten de haberdar, Yeni Zelanda'dan da haberdar, Unabomber'dan da haberdar, Manifestus yazmaktan da haberdar. Bir bu Doğu Hollanda, Doğu Avrupalı'yla İngilizce'de yazışıyordu muhtemelen. O dille iletişim kurabiliyor. Bütün bunlar küreselleşme parçası ve hayli alafranga. Yani bu dediğim gibi Türkiye'de bizim bildiğimiz sokaktaki şiddet kahvede örgütlenir. Dernekte örgütlenir, camide örgütlenir, evde örgütlenir. İnternet üzerinden bunları taklit eder. Böyle bir oyun platformunda birisiyle tanışıp örgütlenmezsiniz. Ülke öyle bir ülke değil. Bu açıdan da hayli batılan izler taşıyor. Oldukça alafranga. Ama bu dediğim gibi küreselleşme dediğimiz şey bu çizgileri yok etmiş olabilir. Yani bizim açımızda bu alafranga bu değil dediğimiz şey çocuk açısından aynı düzende olabilir. Evet, normal hayatın bir parçası olarak bir Doğu Avrupa'yla tanıştım. O da bana bunu yaptı. Niye beraber yapmıyoruz dedi. Bana gaz verdi. Malı da şeyden getirmiş. Bazı malları da yurt dışından getirmiş anladığım kadarıyla. Bütün bunların hazırlığıyla yapıp gittiği zaman o hadi batıyı tatlı ediyordum dememiş olabilir. O çok kendince çok doğal davranmış olabilir. Hayatın doğal akışının bir parçası olarak yapmış olabilir. Bu bizim jenerasyonun kolay anlayacağı bir şey değil. İyi kötü biz sınırları o kategorilerle düşünürüz. Bence o kategorinin açılmış olması da bir düşünme meselesi veriyor bize. Yani küreselleşmenin bu tür bir tezahürü üzerinde düşünecek şeyler veriyor. Emre Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet, bugün Eskişehir saldırısı
yine gündemimizdeydi ve Profesör Doktor Emre Erdoğan'la bu saldırıyı toplumsal açıdan konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.